yapabildi. Bunlar yapamıyor. Ve kitap okudukları an. Ya ya. Acayip bir şey. Külliyat toptan siyaset daha yani. Komple, şey komple. Yapabilirsin değil mi abi? Tabii siyaset. Ya. Mesela en büyük siyaset kendini yönetebilmek. Tabii. Kendini yönetmekten daha zor bir şey yok ki. Niye? Başkasını yönetmek bir şey değil ki. Kalk, yap, git. Bu fikir. Rızkını şeye, vesile oluyorsun ya. Kesiyorsun maaşını. Kesiyorsun menfaatini, tamam. Ama kendi hissiyatına, hislerine, egolarına, tirakiliklerine gem vurmak, yönlendirmek, istikamet vermek. Tabii. Ya çok zordu. Ya bak, uzun vadeli düşünen bir insanda kincilik vardır içinde ama göstermez. Gizler. Mesela adam uzun vadeli düşünüyor, küsmüyor siyasetçi. Evet. Çünkü 5 sene sonra bana oy verecek diyor. 5 sene kadar düşünüyor. Onun için kinini, gayzını, nefretini yutuyor. Ve yutkunuyor. 5 evet. sene sonra. E biz ahiret vadeli... İçinde en az 25 randevun var işte. Şimdi ahiret vadeli. Ahirete kadar uzun vadeli düşünce. Düşünce. E şimdi adam siyasetçi 5 senelik düşünüyor, kincilik yapmıyor. Yap. Ama sevmiyorum diyor. Sevmiyorum diyor. Ama niçin şey yapmıyor, ifade etmiyor? Tavır takılmıyor. Ya bu... Onu gizleyebiliyor en azından. Gizliyor tabii. E biz ahirete dayalı bir düşünce oturtsak böyle kincilik ve nefretimizi uygulamayız ki. Yok. Yani mesela bazısının eline Allah'ın o kim ne kadar yaşayacak, kim ne kadar yaşamayacak versek çoğu insan bizi öldürür diyor. Tabii. Şimdi köyde kimin eline bu yetkiyi verse, haşa Allah, bu bakanlığı eline verse, olan kim yaşayacaksa sen karar ver. Acaba kaç kişi kalırdı? Köyde yalnız kalırdı. Yalnız kalırdı tabii. Allah. Yani peki kendisi gibi mi düşüyor? Hayır, kendisini de sevmiyor sorsan. Hani hepsini öldürdü, bana zıt. Peki sen sana uygun musun? Ya. Bak, sen sana uygun musun? Sen seni beğeniyor musun? Sen senden memnun musun? Ya. Sen seninle barışık mısın? Sen seni seviyor musun? Ya. Peki madem sen sana uygunsan, ne bu vehim, bu vesvese, bu sıkıntı, bu can darlığı? Efendim, dışarı her şeyin var, altında araban var. Cebinde para var, atın, yatın, katın, eşin, aşın, işin hepsi tamam. E ne sıkıntı var? Derdin ne değil mi? Tamam, derdin ne yani? Ne biliyor musun? Düşüncesini kontrol edemiyor, o kadar. Derdin seni bu. Bir düşünce kapıyor seni, o günü veya o seneni duman ediyor. Biraz da ileri gittim, intihar ediyorsun. Bu bayramlaşmada düşün ki Ömer, tahmin et benimle tokalaşınca, hocam neredesin? Hani böyle diyor. Veya abi neredesin? %99 hocam ne der? Köyde ha, köy camide. Hocam bayramda neredesiniz? Ya bayramlaştık da daha ne istiyorsun? Hocam 2 dakika görüşebilirim. 2 dakika derken en az 2 saattir o. Tabii. Ondan sonra niye? Niye be? Mesela geçiyor. Hocam bu akşam cumartesi köyde dersteyiz. Bağırıyor aşağıdan. 3-4 tane genç de. Hemen arkasına ekliyor. Hocam ya iyi değilim ya. Bana bir 10 dakika ver ya. Hissediyor işte vicdan. Hissediyor. Vicdan hissediyor. Hissediyor. Peki, çare burada diyor ya. Çare burada. Peki cami hocaları yok mu? Bizim bizim köyde 2 tane cami var. Öteki mahalle cami hocası için diyorlar çok alim. Hakikaten bilgili. Sesi de çok müsait. Yani zahir hocaya göre çok şey ya. Gayretli değilmiş ha. Bunu bizim şeyler söylüyor, Nur talebeleri. Ha, diğerine göre. Ha, yani tabii. Yani iyi yani. E peki o mahalleden de niye soruyor? Yani insan niye iyi değil? Her şeyi var da. Aşı, eşi, işi, yatı, katı, arabası, her şeyi var. Ya. Tamam da derdin ne peki? Ne bir hırçınlık? Yaşamak istemiyorum diyor. Ondan sonra sen isim vermeyeyim de. Barış olmasın. Adamlar
Her gelişte ben araba kiralayıp zannediyordum dedim. Yok, kendi arabalarıymış. Her sene gelişte araba değiştiriyorlar. Onların çocukları şimdi 30'da 40 arasında birisi. Çaresi yok değil mi? Başka yapması gereken mümkün değil. Mümkün değil. Her sene araba değiştiriyor. Yazık ya, çileye bakar mısın Hasan? Bak Allah'ını seversen ve ya. Acayip Bağdat Caddesi'nde ve duyduğuma göre Maltepe sahillerinde bina dikiyor. Yazık ya. Trilyarlık ya bir daire. Şimdi ona desem ki şu binayı vereceksin bana, ben senin düşüncelerinden kurtaracağım. Dedi ki Lazca komem atacağım bu hoca. Yani yapıştı bana, yapıştı. Bu yapıştı diyor. Hoca diyor. Hocam da demiyor. Hoca, hoca omuzuma vuruyor. Hoca, ya dedi bundan kurtuluş var mı hoca? Ve beni de sevmiyor ha. Namaz niyazı yok. Ömrü billah CHP ömrü geçmiş. Çünkü niye? Elimizde bir hakikat var. Siyaset değil. Din değil. Onlara göre din değil. Yani din ne? Helal, haram, caizdir, caiz değildir. Otur, kalk, zekat ver, yardım et. Öyle biliyorlar. Öyle biliyorlar dini. Öyle bir şey yok Nur Risale'de. İlemeyi el aziz. Elhamdülillah. Ya yellezine aminu. Elhamdülillah. İlemeyi el aziz. Ey aziz kardeşim. Ey talebem de demiyor ha. Oysa ben Hasan abi, başıma gelen hadiseleri biliyorsun. La far ve la gurur, Allah şahittir şu sözündeki samimiyetle. Şu üstünü kapat da bir sesi he. Köyde benden daha zengin birini daha tanımıyorum. Tanıyorsam Allah beni bildiği gibi yapsın. Allah Allah. Elhamdülillah, benden daha zengini yok ki. Yani. Ama Hasan abi vallahi yok yani. Ha, samimiyetimle söylüyorum. Madde yok yani. Yok abi, yok. Yok hiçbir şey yok. Abi aha işte yani lazım olan her şeyim var daha sen abi. Daha ne yapayım ya? Yani. Manam da var. Nereden geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini, aha bu yolda harcamam gerektiğini biliyorum daha sen abi. Daha ne isteyebilirim ben Rabbim'den? 3 tane oğlum var. Biri hafızlıkta okuyor, biri yanımda, öbürü askerde, dershanede bilmem nerede. E hanım zaten belli. E daha ne isteyebilirim ki şu fani dünyadan Hasan abi? Altında araba var, dükkanım var, başka şeyler. Evim var, her şeyim var daha. Evet ya. Evin de var. E biraz borcum var, olsun da o da olacak. Ne olacak yani? Ya Rabbi benden daha zengini samimi söylüyorum Hasan abi. Görmüyorum. Rabbim hamdolsun. Ama adam gemileri var değil mi abi? Oo ben bildim 6 tane var. Hadi buyur işte. He. Kendisi ağaçla beraberdik. Allah Allah. Hoca bırakma beni hoca. Allah Allah. Ondan sonra 2 gün şey yapmadım. Ondan sonra 2 gün girmedim hoca. Allah'ını seversen bırakma beni. Ondan sonra ne diyor? İnşaatta çalışıyorlar. Bir yangın çıktı ya. He. Çalışıyor hiç. Şeyle alakası yok. Hoca seninle konuşmak için işi aldım biliyor musun diyor. Senin ömründe evinde çalışayım diye işi aldım diyor. Evinde bu işi, inşaat işini aldım seninle konuşayım. Her şey var. Pazarda, çarşıda bir şey var. Dükkanı var. İhale alıyor ya. Kendisi çalışmıyor. Adam çalıştırıyor. Kasten kendisi çalışıyor ki. Ya ne diyor biliyor musun? Hoca bizden kaçıyorsun. Alt kata gidip Kur'an okuyorsun ya. Bak bu bir Müslüman değil mi? Namaz kılıyor kendi başlamış. Ondan sonra diyor ki hoca ya diyor. Bir Müslüman der mi ki sen Kur'an okuma gel bize bir şey anlat. Ya. Sen her zaman okursun diyor. Beni bulamazsın. Belki de dünyada da bulamazsın beni diyor. Yazık abi ya. Niye? Çünkü hepsinin neticesi namaz kılmıyor, sıkıntısı var, ölümü düşünüyor, kuyudan çıkamıyor. Ne dert sayarsan say. Parası yok. Eşiyle ayrılmış, eşiyle çok iyi, hastalığı var, kanseri var. Ne derdin var? Hepsinin cevabı şu. İnsan kendisini tanımıyor. Mevzu değil mi? Mevzu bu. İnsan kendisini tanımıyor. Kendini oku. Evet. Kendine imtisal etmiyor abi. Evet, kendini oku. Hayvan ve camit olma ihtimalim var. Mezar-ı mütarik bunlar değil mi? E tabi. Mezar da. Mezar. Mesela sekerat deniliyor. Sekerat ne demek? Yani bedenle ruh ayrışma vakti geldi. Dış dünyadaki bütün mesajlara kapalı. Kapalı. Tövbesi kabul olmaz. Vasiyeti kabul olmaz. Şahitliği kabul olmaz. İkrası
ifade etmesi hiç mi? Artık bitti. Tamam, gözü bitti, gözü görmüyor. İnmiş, tavanlara bir şey görüyor, orada birisi var diyor falan. Bak bir şey diyeceğim. Bunun adı sekerat. Bazen bir gündü sürer, bazen bir saat, bazen bir hafta. Bazen bir ay sürer bu sekerat. Öyle mi? Evet, sekerat. Yani mesela geçer, bir haftadan beri bitmiş, komada gibi. Tamam, bitmiş. Sonra vefat ediyor. Bu bir saat, bir hafta, bir gün, bir ay da sürer böyle. Uzun süren çok istisnadır daha fazla. Ama nedir? Düş dünyadan, mesajlardan kapalı. Kendinden de bir mesaj veremiyor. Şu anda dolaşan insanlar böyle değil mi? Hepsi sekerat. Sekeratı yaşıyorlar. Şu anda bitmiş, ölmüş. Ölmüş, ölmüş. Bir dakika sonra, bir adım sonra planlıydı yok. Değil mi Hasan abi? Karının ve kızın her tarafı ortada. Hı. Herkes onu hayal ediyor. Sen bunu biliyorsun. Evet. De devam edebiliyorsun. Yok karısı. Mümkün değil Hasan karım, abi. Karım kızım bu piyasada böyle olunca evet. Bunlar buna nasıl bakacaklar, nasıl hayal edeceklerini biliyorsun. Biliyorsun. Ve sen yürüyebiliyorsun. Nefes alabiliyorsun. Rahat, nefes alıyorsun. Demek ki ölmüşler hakikaten sekerattan. Sekerattalar biliyor musun? Ya. Sekeratı ölüm anı zannediyor. Ölmüş o olur. Ruhu ölenin daha sekeratı mı olur? Ve Sübhanallah. Ölüm bu demek ya. Ölümmüş mü? Öbürü değil yani. Ustad ne diyor biliyor musun? Hı. Ölüm diyor, firaktır diyor. Firak olmasaydı diyor, ölüm gelip ruhumuzu alamazdı. Alamazdı diyor. Peki kavuşan bir insan da o zaman ölmüştür. Zaten yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırmışsa, muhatap ilahi olmuşsa zaten ölmüş. Daha ölen ölmez ki. Bu adam teris olacak o zaman. Teris olacak. Kendi ruhunda yaşarken Allah'ına, Rabbine şahitse, Allah'ına şahitse bu şehit olacak. Şehit olacak. Şahit olduğu için şehit olacak. Elhamdülillah. Çok zenginiz daha sonra. Hem daha ne olacak ki? Allah'tan başka şey olur mu? Allah'ın vardı. Başka neyin olacak? Elhamdülillah. Bana dedi ki hoca dedi, ömrüm bu kadar geçti dedi. Bizim ülkede gene patavat kendini bilmez. Evet. Bu kadar yaşadın neyin var dünyada dedi. Allah'ım. Dedim ki sen de benimsin, her şey benim. Ne biliyorsan, duyuyorsan hepsi benim. Nasıl benim, seninim dedi. Sen dedim, Allah'ınsın ama sen Allah'tan kopuksun. Allah benim olduğu için Allah'ın nesi varsa hepsi benim. Hepsi benim. Harika bir cevap. Ondan sonra ben Allah'ın değilim diyemedi. Diyemedi. Allah ile de huzurluyum da diyemedi. Bu niye kapattı bu? Buraya gir.